Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel, yapımı kolay, çok hoş bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu ve beyni. Modelimiz 11 ve 11'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben ilmeklerimi şişime attım. Arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Sizler de ben lastik uygulamadım modelin altına. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünden birinci sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Bu 2 ilmek ters bizim ara modelimiz aynı zamanda. Şimdi sırada 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi, üçünü birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Sağa doğru 3 ilmeği birlikte örüp kestim. Bir tane düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. İkinci kez doladım. Bir düz ördüm. Ve sıradaki 3 tane ilmeğimi bu sefer sola doğru üçünü birlikte kesiyorum. Üç ilmeğimi birlikte kestim. Buraya kadar bir modeli tamamlamış olduk. İpi bana doğru aldım. Şimdi yine 2 tane ters örüyorum. Bu bizim ara modelimiz. Aynı başta 2 tane uyguladığımız ters ilmek gibi. Şimdi yine sıradaki 3 ilmeğimi, üçünü birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, ikinci kez doladım, bir düz ördüm ve sıradaki 3 ilmeğimi bu defa sola doğru üçünü birlikte örüp kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters örüyorum. Yine ara modelimiz. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. Artırdığımız ilmekleri de ters örüyoruz. 2 tane düz ördüm. Şimdi burada 7 tane ters ilmeğimiz var. 7 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi arkaya aldım. 2 düz ilmeğimiz var. 2 düz örüyoruz. Yine 7 tane ters örüyoruz. Doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi 3. sırada ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 2, 4, 6, 7 tane ters ilmeğimiz var. Normalde aslında burada 9 ilmeğimiz olması lazımdı. Kestiğimiz ilmeklerin sayısına göre. Şimdi orayı tamamlayacağız. 2 tane düz örüyorum. Hemen şu artırdığım ilmeğin yanından bir artırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Tekrar şu artırdığım ilmeğin bu tarafından hemen bir artırma yapıp 2 tane düz örüyorum. Bu sefer sayılarımız 9 oldu. Normalde olması gereken sayıya gelmiş olduk. Ara modelimiz 2 ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 1, 2 ilmek düz ördüm. İpimi dolayıp artırdım. Hemen 3 tane düz örüyorum tekrar. İpimi doladım, artırdım. 2 tane düz örüyorum. Burada da yine sayılarımız olması gereken sayıya gelmiş oldu. 2 ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sırada arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2.
İpi bana doğru aldım. 9 tane ters örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum. Bu sırada arka yüzde modelin başlangıcından bitimine kadar hep bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzde düzleri düz, tersleri ters şeklinde örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ters ördüm. 2 düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. 5. sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 9 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Ara modelimiz 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 9 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz. Yine ilmekleri gördüğüm gibi arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz. Yani bu sırada 2 düz, 9 ters örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bu bizim son sıramız. 6 sırada bir model. Kendini tekrarlayan bir model. Şimdi ön yüzden tekrar modelin, ikinci modelin kurulumunu birlikte yapalım. Sonrasında vaktinizi almak istemiyorum. Devamında siz takıldığınız bir yer olursa videonun başından tekrar izleyerek devam edebilirsiniz. Bakın modelimizi bir kez kurmuş olduk böylece. Şimdi ikinci kez ikinci modelin ilk sırasını da birlikte yapalım. Ondan sonrasında siz devam edebilirsiniz. Şimdi aynen ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynılarını yapacağız. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. İlk sırasıyla başlıyoruz. Bir kenar ilmeğinden sonra kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir, iki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi üç tane sıradaki üç tane düz ilmeğimin üçünü birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir tane düz örüyorum. İpimi doladım. Bir düz ördüm. İkinci kez doladım. Bir düz ördüm. Ve sıradaki üç ilmeğimi de sola doğru üçünü birlikte örüp kesiyorum. Bir modelimizi kurduk buraya kadar. Şimdi burada ilmek sayımız normalde 9 olması gerekirken 7'ye düştü ama 3. sırada yapacağımız artırmayla bu ilmek sayısını yine 9'a çıkaracağız. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki 3 ilmeğimi, 3'ünü birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, ikinci kez doladım, bir düz ördüm. Ve sıradaki 3 ilmeğimi 3'ünü sola doğru birlikte örüp kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sırada yine düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Farklı bir işlem yok. 2 düz, 7 tane ters. İki düz, yedi ters. İkinci kez kuruyoruz modeli ve ikinci sıradayız. Arka yüzdeyiz. Bu sıradan sonra devam etmeyeceğim. Vaktinizi almak istemiyorum. Takıldığınız bir yer olursa modelin videonun ilk başından tekrar takip ederek yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü sırada yine kenar ilmeğinden sonra ters örüp İki tane düz örüp şurada bir artırma yapıyoruz.
3 düz örüp tekrar bir artırma yapıp 2 düz örüyoruz ve buradaki 7 ilmeği 9 ilmeğe çıkarmış oluyoruz ve olması gereken sayıya ulaşmış oluyoruz. Dediğim gibi takıldığınız bir yer olursa videonun başından tekrar izleyerek devam edebilirsiniz. Ben şimdi kamera arkasında örmüş olduğum parçayı da şöyle size göstermek istiyorum. Böyle yukarıya doğru ilerledikçe daha çok kendini gösteren bir model. Ben başlangıcında çift kat iple başlama tekniğini uyguladım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde, ön yüzden görüntüsü de bu şekilde. Böyle oldukça güzel, yapımı da kolay bir model. 6 sıradan oluşan bir model. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Yelekler yapabiliriz. Çocuk yelekleri, anne yelekleri, yetişkin yelekleri, süveterler, hırkalar. Birçok şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizlerin tercihinize kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da modeli göstermek istiyorum. Ben bunu Alize Angora iple ördüm. Farklı durdu. Burada da güzel durdu. Bu da birlikte ördüğümüz model. Sizler de ipinizi, şişinizi tercihinize göre yapabilirsiniz. Videomuzun da sonuna geldik böylece. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.